Gençler hayırlı işler. Biz her gün sabah kalkıyorum saat 9'da ve düşünüyorum acaba bugün hangi yere yetişebilirim? Ve burada sırayla bekareler akşamdan hazırladığı ekmekleri, onları sırayla alıyorum. Selamun aleyküm, bereketli olsun kardeş. Garibanlar için bir şey hazırladın mı? İyi, Allah razı olsun kardeş. Gençler nasılsınız? Selamun aleyküm, kolay gelsin. Neşeniz nasıl? Cümlemizden razı olsun. Kardeş Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Sağlıcakla gelin. Kolay gelsin. Selamünaleyküm, bereketli olsun, kolay gelsin. Garibanlar için neyiniz var ablam? Allah razı olsun, Allah razı olsun. Bugün tatlımız varmış, poğaçamız varmış. Teşekkür ettik, Allah var etsin, bereketli olsun. Kolay gelsin. Almanlara kendilerine göre haklı. Diyor ki hayvanlar doğadan beslensin. Ama şu anda Yaradan diyor ki sen vesile ol. Benim kendi yediğim ekmeği gördüğünüz gibi rahat rahat onlara da verebiliyorum. Bir de Komerman Plus, Esin müzik yes. Komerman Plus, Esin. Okey? Kom. Guten Appetit. Açın. Bu şapkamızın bir özelliği var. Bu şapkamız diyor da, istediğin şeyi yapabilirsin. Gücün yeter. Yani başarabilirsin. Öyle pes etmek yok. You can do diyor. Yani her şekilde biz bunu becerebileceğiz dedik ve bu yola girdiğimiz zaman da gerçekten de gücümüz gelince her şeyi yaptık. Önemli olan bir insanı sevindirmek, bir hayvanı sevindirebilmek, o insanlara... Gel, girelim çünkü gecikiyoruz. Erman Plus'a geldim, Uban'dan indim, eve gidiyordum ve bir baktım ki ablam bir anda dikkatimi çekti. Ablam elinde tezgahtaki ekmekleri çöpe bastı, ayrı bir torbaya koymadı, çöple beraber. Dedim ki ablam ne yapıyorsun dedi, çöpe atıyorum. Ya dedim ablam niye atıyorsun çöpe bu kadar gariban insan varken. Ya dedi o benim problemim değil, dedim bu ekmeği bana ver. Kendi kendime dedim ki ben bu ekmekleri alayım, yavaş yavaş yürüyeyim, şöyle esrazide gazlar, ördekler, güvercinler var. Hiç yoktan onları atayım. Baktım garibanın biri geldi. Ayakta duramıyor. Bu ekmekten bir parça verebilir misin dedi Almanca. Ben de dedim bu çöpün içinde. Problem değil dedi, ben acım. Ya o ekmeği üzülerek verdim. İşin gerçeği üzüldüm. Yani çöpten ekmek çıkardım verdim o insana. Ama baktım öyle bir iştahlıydı ki yüzüne renk geldi o adam. Ve ikinci bir ekmek istedi, verdim. İşte öyle başladım. Ondan sonra o 2013'te başladığımda yani diyelim Erman Plus'ta 5-6 tane gariban vardı. Ne diyelim, Crossberg'te 10 tane garibanım vardı. Şimdi o 10 tane gariban oldu 100 tane. Ve hepsinin bir hikayesi var. Sokakta yaşayanlar, yani çoğu üniversite mezunu, okumuş, kültürlü insanlar. Ama bir nedenden o hayatı seçtiler, isteyerek değil. Çoğu da mecburiyette. Ich hab schon wieder voll. Lass mich gehen. Aber das ist gut. Nee, Musik kommt auch. Meine Tasche ist wieder voll. Super, gut, gut. Auch Musik gemacht oder noch nicht? Bitte? Musik gemacht oder noch nicht? Bis jetzt nicht. Jetzt einfach Musik, schöne Gruppe da. Ja, ich muss erst mal... Okay.
Şimdi Ayşe ablamın sağ olsun 200 senedir bizle beraber bize yardımcı oluyorsun. Yarın da Allah'ın izniyle gideceksin. Kardeşime selam. Zaten her şey Allah için. Kul için bir şey yok. Kul için gelip geçeceğim ama Allah için gerçektir. Gördüğün gibi bugün sağ olsun güzel bir müzik de yapacağız o sokaktakilere. Allah senden razı olsun ablam. Artı 1 Mayıs'taki fenomenliğinden dolayı da herkes seni zaten seviyor. Ayşe ablam biraz yoruldu bugün ama. Hadi suyunu da al. Tamam. Yavaş yavaş. Ben de oraya gideyim. Siz tabii gençler. Tamam canım. Gel. Aa sarma bak bunu yaptım ben. Gel o sarmayı yaptım. Evde yaptım getirdim. Onlar arkadaşlarım. Bunları çok seviyorum. Üflüyü veriyoruz alız. Şunları ben getirdim. Bunları. Simit. Bunları getiriyorum. Bilekti getiriyorum. Evet onları göster. Ay bunlar arkadaşlarım olur. Gel. Beraberiz değil mi? Alo. Bastian nerede? Bustin Bastian. İçkin oyda urlop. Aa iyi Bastian. Ay nakbarım. Alles. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok iyi insanlar. İşliyip alles. Neden? Allah rızası için çok seviyorum insanları. Parası olan, olmayan fakirler var. Müslüm babanın sayesinde görüştük. O yönlendirdi çok şeylere. Sen yarın tatile gidiyorsun. Evet. İşinin gücünün arasında bir de yemek mi yaptın? Olsun yaparım. Onlar için gece gündüz çalışırım. Sabaha kadar yaptım. Evimi temizledim. Yarın da gidiyorum Allah lazım birisi. Çok seviyorum hepinizi, herkesi. Hepinizden Allah razı olsun. Mutlu ettiniz beni. Oldu mu canlarım? Tamam. Haydi. Teşekkür ederim. Haydi bir şey değil. Öpüyorum. Olduğumuz için 7 kardeş bir tabaktan yemek yedik ama şükrettik. O yokluğun içinde bile şükrü öğrendik. Her zaman için paylaşmayı öğrendik. O yüzden Berlin'e geldiğim zaman da nerede bir ihtiyaç sahibi varsa gerçekten yetişebiliyorsak ne mutlu bana diyorum. Hijyen konusunda gerçekten hijyenlere dikkat ediyoruz. Ama sokaktaki insanların diğer insanlardan bir farkı var. Zaten sokakta yaşadığı için yani kusura bakmayın ama bütün hastalıklardan muaflar. Çünkü içindeler. Ben 10 senelik zarfta daha onlardan birinin o konuda hastalandığını ya da bir rahatsız olduğunu görmedim. Zaten her konuda da onlar da kendilerine bakıyor. İstediği kadar yerde yatsın, istediği kadar şey yapsın. Yaradan bir şekilde onları koruyor. Yardımcı olabildiğiniz kadar lütfen özellikle rica ediyorum. Sokaktaki insanlara bir sent dahi olsa vermeyin. Çünkü bu onlar da sizin çoluk çocuğunuz. O paralarla o insanlar maalesef kendilerini zehirliyor. Maalesef daha kötü durumlara düşüyor. Ve zaten o batağın içine girdiği zaman onları kurtarma şansımız da yok. Oysa onun yerine içecek verin, yemek verin, yardımcı olun. O yeter. Yani lütfen rica ediyorum. Sokaktaki insanlar da canlı. Onlar da sizin bizim gibi bir anne babadan doğdular, bir ortam yaşadılar ama yani onları da bilin ki yarın bizim de ne olacağımız belli değil. Belki biz onlardan daha da kötü olacağız. Yaradan bilir. Onun için saygıyla, sevgiyle görelim onları.